Hanımefendiler, beyefendiler, Anno 1800'e hoş geldiniz. Ben Emre. Ufak filomuzla karşınızdayız beyler. Neden? Hemen şöyle göstereyim. Ufak bir filo oluşturmak durumunda kaldık. Onun da nedeni şudur. Buradaki Tombikto Chico. Bu Chico beyler bize an itibariyle savaş açtı. Yani tam İzmir'de böyle ben dediğim gibi tarlaları düzeltmeye girdim abi. Şöyle bir tarlalar marlalar yapalım derken biraz bir düzeltebildim. Onu da göstereceğim zaten, sıkıntı yok da. Burada bir amca bize hunharca savaş açtı. Tekrar şöyle bir ateşkes talebinde bulunayım kendisine. Gördüğünüz gibi pek yanaşmıyor ağzını yediğim. O yüzden ben de kendisine pek yanaşmıyorum. Şimdi ben şöyle flow'umu bir göstereceğim ona tabii ki. Şuraya bir tutunalım biz. Kendi karasularımızın sınırlarına kadar gelelim abi. Gelmekten başka şansım yok. Gemilerinizden birini batırdı. Hangi gemim? Çok büyük ihtimal bizim bir tane şeyi batırdı bu. Ta kendisi. Aynen öyle. Zeplinlerden birini batırdı beyler. Zeplinlerden biri de çok büyük ihtimal şuradan gelip alan. Bu odun alıyor. Hayır. Peki bende gemi var mı abi? Boşuna mı? Bu var. Yelkenli. Bu nerede? Oğlum senin burada ne işin var? Sen geliyorsun. Şurada benim cortlamış bir tane. Hatta dur sen hiç onunla uğraşma. Kardeş buradan bana narenciyi alman lazım. Narenciyi taşıyacak delikanlı sensin gibi görünüyor. Beyler, bakın buraya bayağı bir attım tarla. Şunları da açmaya çalışıyorum ama işte motor lazım. Şu an sıfır motorumuz var maalesef. Keza aynı şekilde burada da şeker pancarını arttırdım. Görüyorsunuz buraya bir 4 tane attım. Buraya da 3 tane attım. 7 tane buldum. Her yerden bir atak matak yiyorum. Aynı şekilde burayı da ufaltacağım. Abi ufaltmakta fayda var ama ben önce ayakta mı kalayım, kimle adam da dost olayım ben kestirim. Bu sahtekar buradan da vuruyor bize. Burası neresi abi? Taborim. Taborim, taborim. Sen nasıl gidiyorsun? Bir kere buradan çekilmen lazım senin. Buradan geleceksin artık. Aynen öyle. Buradan geleceksin kardeş. Kabul et şimdi burayı. Tamam. Yani artık nasıl geleceğini bilmiyorum da bir şekilde buradan kurtul, sıyrıl. Gördüğünüz gibi bu abinin üstesinden gelmemiz lazım bir şekilde. Buradaki hata da gösteriyor. Benim iki tane dev gemim varmış. Onları da buraya devriyeye attım. Bayağı bir gemi basmışız aslında. Çaktırmayın, fena değiliz. Yalnız adam her tarafa saldırıyor. Bu biraz sıkıcı. Burayı alabilir miyiz? Bu kadar gemiyle burayı alamayız. Şu zaten bizim dört tane gemiyi tek başına yer. Biz artık ne yapacağız abi? Ne yapıp edip ufaktan bir büyümeye çalışacağız. Daha doğrusu onur puanı toparlamaya çalışacağız. Şu an batan gemin bir tane narenciye. Onun haricinde bir de gözlük cortlamaya başlamış. Gözlük cortlarsa bu beni üzer. Gözlük için Allah'tan güzel şeyler de buldum ben. Spectacle Factory'in bir tane var. Panorama etkinliği yerim ben senin. Bu gözlük fabrikası nerede? Nerede lan bu? Ha, bir tane burada. Bir tane burada. Bir tane. Aa, o üçü de buradaymış. Güzel. Dördüncü uçuralım o zaman. Oğlum durun, ne oluyor lan? Dördüncüye gel. Şunu uçur bakayım şuradan. Şimdi gözlükçüler, sizi ben nasıl yapsam, nasıl etsem de birleştirsem. Burada da hiç... Burada sadece bunları kullanabildiğim bir yer var. Saat fabrikası. Yavrum saat fabrikasından gerek. Sadece şu üçü. Şimdi bu pirinççileri bir yere çekmem lazım. En azından şu dört taneyi çekeyim. Şu dört tane saati alıp bir kullanayım. Pirinç abim. Pirinççim benim. Pirinço. Pirinç Bey. Pirinç Bey'i şöyle bir kenara almamız gerekiyor gibi duruyor. Burada elektrik var. Burası ideal mi? Değil. Vallahi bir yer çıkartacağız beyler. Burada bir yer bulmamız lazım. Pirinci uzaklaştıracağım buradan, mecburum. Yavrum burası aslında ideal gibi, biliyor musun? Mecbur buraya atacağım seni. Kusura bakma. Abi yık bir tane, ben bir tane ayarlarım onlara. Hiç sıkıntı yok. Şuraya da bir verebiliyor muyum elektrik? Sen adamsın. Sen adamsın. Elektrik elektrik kardeşim. Aynen, siz çalışmaya devam edin. Düzelteceğiz beyler. Hepsini düzeltmem lazım. Hepsini düzelteceğim daha doğrusu. Başka kaçarım yok. Şurası gözlük. Gözlükçüm. Sen buradasın. Sen de buradasın. Rıp tıp tıp. Sen de şöyle dön. Heh, sen de buraya sığın. Ne yap? Yap bir şeyler yap oğlum burada. Şuraya gelsen. Dön kardeşim. Dön dön dön. Güzel. 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 Şimdi sayın spektakle dediği bu hayır. Bu değil. Bisiklet sewing machine bu değil.
Tuğla değil kardeşim. Ulan gözlükçü nerede? Bu muydu? Gulaş değil. Bu da değil. Kuyumcu abi bizim. Almadık mı? Biz bir adam aldık diye hatırlıyorum ama demek almamışız da aldık diye hatırlıyorum ya ben. Bisikletle sewing machine. Sewing machine'a bir gideyim. Onlara kullanmıştım. Ya kardeş sen bizi bir esir alıyorsun da. Bizi bir sal be. Heh. Dikiş makinesi şimdi burada bir yerde işe yarayacak. Sev bisiklet sewing. Bakın nasıl etkiledi gördünüz mü? Etkiledi zaman renk attı. Yedek iş gücü kullanıyor bunlar artık. İş gücü değişti. 150 tane işçi kullanıyor. Normalde zanaatkar kullanıyordu. İşçiye döndü bunlar. Başka var mı? Ulaşı geç. Çimento, mimento, buharlıyı geç. Tuğlayı geç. Bunu da geç. Şunlardan çok umutluydum. Oğlum kuyumcu zaten yapmadık. Biz kuyumcu yok da. Şunlar işte. He, gulaş mutfağı. He, bak şimdi gulaşa git. Gulaş yedek iş gücü diyor lan. Bu mudur gulaş? Güzel. Hastasıyız. İşçileri kullanacak şimdi bu da. Bakın işçiye geçti. İş gücü işçi kısmına geçti. Fakat burada zanaatkarı gösteriyor. Onu da kurtardığımı düşünüyorum. Başka yedek iş gücü ve %40 verim diyor lan. O burası bayağı bir kopar beyler. Burayı bayağı bir güzel koparttık şimdi. Candır ciğerdir. Şimdi gözlük için benim şu eski dünyaya gidip burada bir gemim var mı? Ben buraya bir gemi salmıştım. Sen geldin buraya. Sen adamsın. Gözlük için adam alacağız. Gözlük, gözlük, gözlük. Bir kere verim %50 artıyorsa bunu bir saracağım. Bu kim? Bonus. Ne demiş lan bu? Bonus. Geç. Tüm marketi geç. Bunu da geç. Tüm hayvan iş gücü %40 düşer. Tüm hayvan tipleri aslında ya iş gücüne gerek yok be yavrum. İş gücüyle uğraştırma şimdi bizi. Şinep, 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 şinep. Çul, tuğla falan filan geç. Ben gözlük arıyorum. Sen gözlükçü bir ablaya benziyorsun. Bu bir gelsin bakayım. Bu yetkili bir abla gibi. Ticaret limanını geç. Tersaneyi geç. Marangoz geç. Steelwork ve tüm silah faktörü. Bakım %50 artar diyor. Ama verim de %30 artar. Yok %30 verim yine az. Bu neymiş? %10 verim. Tüm tersaneler geç. Gökdelen geç. Tüm alışverişi geç. Tüm alışverişi geç. Bir tane daha atacağım beyler. Bir zar daha. Bana güzel bir şey ver sahtekar. Aa bu da cam. Aa bu da güzel. Spektaküler artı bir cam veriyormuş. Sen de gel. Dur şöyle genel bakayım. Ne var ne yok diye tekrar. %30 verim zaten. Ben aldım şimdi. Gulaş mutfağı demiş. Geç. Gökdelen Malti. Valla en iyisi gene bu esmer çocuk. Yavrum İstanbul'a geliyorsun seriden. Üzmeyin lan beni. Hadi oğlum. Şş, üzmeyin lan. Zaten durumumuz o kadar iyi değil. Şurayı toparlayacağım dedim beyler. Burayı toparlamadan gitmeyeyim. Burası şimdi bize ne demiş? Ya bir kere şunu buradan alacağız. Bunun burada bir işi yok. Kardeş senin durman gereken yer burası değil. Artistlik yapma. Sen gel burada dur şimdilik. Ya da sen gel burada dur. Burası senin için daha iyi. Nereden atak yiyorum? Anasını satacağım ya. Burası ne ki? Kauçuk. Kauçukta durum ne bizim? Ha, kauçuk da düşüşte. Burayı fullememiz lazım beyler. Şunları uçur. Şunu da uçur. Şunu da uçur. Uç uç. Uçun gidin lan buradan. Yerleri daha verimli kullanmayı beyler deniyorum. Daha doğrusu çalışıyorum. Hatta biz şurayı da alalım mı? Burası neresi? Baharat mı? Baharatmış. Kauçuk baharat yapacağız. Şu ikisini al. Abi kauçukla baharat bana unutturmayın. Valla unutursak cortlarız. Kardeş sen buradan geldin. Bir dur ama atak yap. Şimdi nasıl bağlayacağım ben seni ya? Buradan çok ortadan geldin sen biliyor musun? Hiç hoşuma gitmedi ortadan bağlantı. Seni nasıl bağlasam ben? Bu da buradan da bağlamak sen. Bu da kötü bir bağlantı. Sen bir gitsene. Sen bir git. Sen bir git buradan. Seni nasıl bağ... Ulan buradan... Ha, burada bir tane depo var. Burada da depo lazım be birader ya. Depo olmazsa olmaz. E yanına atayım bunu. Dur gel bakayım sen şuraya. Sen burada dur. Şurayı bir uçur bakayım. Enteresan bir yere doğru gidiyor burada. İşe modu bakalım. Bu yukarıdan bağla bunları. Şu yukarıdan bağlayalım. Burada ince gireceğiz beyler. Başkan ince görüyor burada. İnşallah toparlayacağız burayı. Şimdi kauçuk dedik değil mi? Şuradan bir kopyala bakayım bir tane. Şurayı kopyala abi. Buraya bir bunları at. Burası kauçuk. Hatta dur 3 tane ben şuraya bir şey atayım. Acı biber atayım. Baharatı atayım abi.
3 tane dedik değil mi? O 3 tane fena değildi. Bizi bayağı bir doyuruyordu o 3 tane. Bir bakayım acı bibere. Nerede o lan acı biber? Oo, bayağı bir doyuruyormuş. Tamam, 3 tane de devam edelim biz ona. 1, 2, bir tane de atmam lazım. Burada acaba bir oynama yapabilir miyim? Şuraya bakayım, çembere bakayım. Çember nereye gidiyor? Şuraya kadar geliyor çember. Tam sınırdayız ya. Yok, yapamayız oynama. Bunları kaydırabilirim. Bu da çok zor. Kaydırması biraz uzun sürer. Üçüncüyü nereye atabilirim? Ya? Üçüncüyü şuraya atalım lan. Şimdi burada tam sabit bir şekilde şey çıkartmak istiyorum, biliyor musun? Buraya girer mi bu üçüncü? Girer be kardeşim ya. Ayıp ediyorsun ya. Bak, biz koyduk, oldu. Bu kadar basit ya. Güzel. Gayet nice. Bu neymiş abi? Demir, demirlik bir şey yok. Şimdi kardeşim buradaki durum şuraya gider. Sen şuradan kopyala bana bakayım. Dur, düzgün kopyala lan Sibo. Burayı kopyala. Dön kardeşim. Burayı at. Kauçuk dedin değil mi? Yapıştır. Şimdi her daim gözüm bir de şurada abi. Yani ne eksiliyorsa artık buradan basıyor bak. Şeker kamışı biraz gelmeye başladı buradan. Ama bak daha traktör çıkartamadık. Motor basamadık daha. Motorla beraber burası yürü. Kauçuk düşüyor. Kauçuk şu anda bayağı bir düşüyor. Başka başka mısır var bir de. Dur bakalım, geleceğiz hepsine. Bak bunları böyle kısa atınca beyler görüyorsunuz değil mi? Karşısına şöyle yapıyorum ben. Şöyle döndürüyorum abi. Çatladanak bir tane daha atabiliyorsun. Hatta buyursunlar. Bir atak yapmayın oğlum, bir durun la. Şurayı şöyle bağlarsam. Mecbur burayı böyle geçeceğiz. Yani burada bir mecbur kaldık. Dur çekme bunu. Sakin olalım. Şuraya iki tane attık. Aynısını şöyle kopyala baba. Buraya da iki tane attık. Geldik, buraya da iki tane attık. Şimdi orayı bir şimdi çevirebiliriz. Burayı bir altıladık. Burası şu çember benim için önemli. Bakın çemberi görüyorsunuz ya. Burası benim için önemli. Zaten tarlalar bunun içinde kalmak zorunda. Burayı alacağız gibi duruyor. Şu kısmı alacağız gibi duruyor. Uçuracağız gibi duruyor. Biraz daha tarla sığdırmak için buraya. İyi de bu 6 taneyi nereye atayım oğlum? Burada elektrik kalmadı ki anasını satayım. 6 tane adamı bulamadım ki burada, şey 6000 kişiyi. Hala oradayız. Dur be kardeşim. Şimdi burada an itibariyle hani bitirdim işimi. Ama hani istek ne gelirse ona göre hareket edeceğim. Belki bir iki tane daha kauçuk atabiliriz, onu söyleyeyim. Ulan oğlum her yerden atak ediyor. Düşmedikten sonra sıkıntı yok. Mısır sıkıntı, bir de gübreyi görüyor musunuz beyler? Gübre sıkıntı. Gübre büyük sıkıntı hem de. Şimdi nasıl arttıracağız? Bir de o var. Gübreyi bir de galiba yeni yaptığımız yerde. Oğlum kim atak yapıyor? Anasını satayım. Bu kim lan? Kim ulan bu? Aa, sahtekara bak. Buralara dolaşıyor. Gelin abi. Gelin çocuklar. Ha, bunlar tamam bizim değil. Bu ne yapıyor burada ya? Bu herkes ateş ediyor lan, bize bakar mısınız? Benim gemiler hep sallıyor. Bu herif meğer buralarda bizi esir almış ya. Dur bakayım. Rüzgar nereden esiyor? Güzel, bizimkiler bunu yakalar. Battle Cruise'u ayrı gönder. Bak şimdi bizim çocuklar bunu kitleyecek beyler. Geliyorlar bak bak, babalar çıkıyor buradan bak bak bak. Bak. Kim ula? Elhamdülillah her yerden yiyoruz beyler. Aha burayı almaya geldi. Buraya gel. Burayı almaya geldi beyler. Samimi söylüyorum bak. Vuruyoruz falan filan ama yani. Oğlum nereye yetişeceğim ben? Ben anlamadım ki. Buraya biraz daha mı gemi basayım? Ne yapalım ya? Nereyi bakayım oğlum? Her yere nasıl yetişeceğiz lan? Bunun burada ne işi var zaten bu iki geminin ya? Kitleyin lan bakayım şunları, şurada bir karşılayın ya. Bak kardeş siz ne yapın biliyorsunuz mu? Buradan
Şuraya kadar bir döneleyim bakayım ne olacak. Ulan her yerden. Bana teklifi 50 bin ateşkes 2 saat gel. Anca bir gemimi düşürdü. O da Zeppelin'di. Onun yerine de bir adam attım. Ben bunu tam kilitliyordum bak burada. Bak durduk. Nerede bunun o... Kaçtı mı gemi? Düşürdük mü? Aa düşürmüşüz lan. Ha biz bunun Battle Cruise'u düşürünce bu bir şey yaptı. Geri yaptı. Vay pis herif. Ben düşüremedik zannettim lan. Sen bizi ne zannettin lan? Sibo. Oğlum iyiyiz ya beyler. Siz de şimdi ayıp ediyorsunuz ha. İyiyiz falan diyorum ama yani şu an artı 600-700'lerdeyiz. Gözlük düşüyor. Bir yandan da ampul düşüyor. Evet gözlük düşüyor ve ampul düşüyor. Gözlük için spektakl. Geldi mi lan spektakl? O gelmiş bile ya. Dostum sen motor salabiliyor musun be? Anca 10 tane mi salabiliyorsun? Bizim motoru biri yiyor ama kim yiyor bilmiyorum ya. Silah gönderin bir oraya. Bir de demir gönderin. Kardeşim sen de gideceksin oraya aynı şekilde. Şunları bir bırak bakayım. Gözlük, gözlük ve üretim. Tamam sen cansın ciğersin. Dur. İzmir'e gideceksin. Abi kafayı yersin ya. Motor çıkartamıyoruz ya. Yavrum yeni dünya İzmir. Aynı şekilde yeni dünya İzmir. Şimdi şöyle. Tabii burayı yükselttik. Bayağı bir yükselttik. Bayağı bir yükselttiğimiz için bir ufak sıkıntı yaşamaya başladık. Şimdi Cankuş. Ben diyorum ki %30 verim. Bakın hemen buraya vurdu. Güzel. Peki öteki abi. %40 verim. Ne diyorsun? Aslısıyız. Şu stadyum gelmeden sanayi ayıramıyorum. Onu söyleyeyim. Sanayi ayırmam için %30'luk, %30'luk diyorum ya. Stadyumu yapmam lazım. Şimdi verim arttıran bu kardeşi buraya iş gücünü de düşürecek. Atıyorum beyler. Gayet güzel. Burada bir %50'lik abi çalışsın. Verimi arttırsın. Verim arttıran kardeşleri ben buradan da alacağım biliyorsunuz. Şu değil bu üretim binasında iş gücünü düşürüyor ama %35 üretim binalarına verim arttırıyor ve yani her binaya atabilirsiniz bunu. Sanırım Arktik hariç her yerde üretim arttırır bunlar. Ben galiba çokça bundan çıkartmaya başlayacağım artık. Başka çare yok gibi üretim artsın abi yetmiyor çünkü. Bakar mısınız şimdi ben oyuna ilk girdiğimizde kaçtı bilmiyorum dikkat etmedim ama Allah razı olsun bitti mi lan bu? Kardeş sus açın hemen ne gelirse çabuk aç lan. Çekil kraliçe işim var. Konuk size bir şey iletmek istiyor iletsin. Ne diyorsun ya? Vallaha mı? Saat fabrikası ve kuyumcu. Vallaha mı diyorsun lan? Nerede o? Neredesin? Ağzını yerim neresi? Geldi mi peki bu? Benim gemilerden birine mi ver? Aa, buraya ver. Hemen şuraya atalım. Saat fabrikası ve kuyumcu hemen saat fabrikasını atarız. Tüm konutlara mutluluk veriyormuş. Şu an hiç mutlulukla işim gücüm yok kusura bakma. Bir saat fabrikama bakayım. Bu kimdi? Saat fabrikasının maliyeti pirinç. Bu candırıcı yerdir. Verim %30 artar çekicilik demiş. %40 verip. Bacım sen bir dur bakayım şu ne diyor. Çekicilik artı 8 ekstradan mal veriyor beyler. Saat fabrikası alalım abi. Aa burası saat fabrikası yok ki burada. Var mı lan saat fabrikası burada? Yok ki. Ha buna. Aa bulduk. Okey saat fabrikası bakın burada. O güzel tamam. Ekstradan mal üretiyor ama candır ciğerdir lan. Niye toparlayamadık? Şu an için merak ediyorum. Bakıyorum beyler seriden. Mühendisimde ampul yok. Okey. Şeylerde yatırımcılarda ampul yok. Mühendiste de ampul yok. Oo ROM gitmiş. Birader, aa ROM'un gitme sebebi İzmir. Ne diyor lan Archibald bizden yardım istiyormuş. Archo, bir dakika dur anam. Archo bir dakika dur. Bana şu anda şeker kamışı lazım. Diplerde olduğu için gelmiyor. Kardeş şunları açın. Bak millet şişti. Al bir tane daha, al bir tane daha. Nereye atayım oğlum başka depoyu? Bu depolar da aç anam. Aç abi depoların hepsi böyle olmaz ki ya.
Şimdi bir dakika, şeker kamışı nasıl ki burada bu durum kötüye gitti? E geliyor şeker kamışı. Rom nerede? E Rom da burada. E gemiler nerede? Romcular. Yani 4 tane gemi var İstanbul. 50. 50. E dolu lan bunların hepsi. Ve hiçbiri de burada değil. Siz nasıl rom tüketiyorsunuz oğlum? Yuh be. 4 tane gemi salmışım lan size. Dur şimdi gelsin burası düzelir böyle. Rom'dan yana sıkıntı var. Rom bir gelsin burası düzelir de. Şuradaki gemiyi açalım. Ben bir tane gemiyi buraya hemen attım abi. Hayatta kalsın diye kardeşim. Sen başla çalışmaya. Bakırla çinkoyu minkoyu bize indir. Görüyorsunuz beyler sıkıntı büyük. Dert büyük buralarda. Kardeşim şunu da bırak bakayım buraya. Belli ki bizim her adada bir ufak filomuz olacak. Şöyle 8-9 tane bir gemi salacağız beyler. Her adada derken yani her biyomda, her bölgede olacak abi. Kardeş biliyorsun seninle standart hareketlerimiz var bizim. 20 tane kullanıyor. 100 tane alsak 4 tane çıkartır mı? Çıkartır. Sen bana 100 tane ver. 3 motor ver. 3 motor ver kardeşim. Bir de 50 tane demir ver. Hadi selametle. Gelin bakayım hepiniz buraya. Durun oğlum. Çekil lan şuradan. Bu kadın burada ne kadar çok ticaret yapıyor ya. Bak artı 7000'e geldi. Gidelim bakalım. Artı 7000'in olmasının sebebi neymiş? Mesela gel. Şu gelsin. Bak Rom geliyor. Görüyorsun değil mi? Rom'u verdiğin sürece sıkıntı yok baba. Bunlar içecek ya. Bu çocuklar içecek. Hasta bunlar ya. İçecek yani. İçeriyor. Bak şeyi de çektik yukarıya. Müthiş bir rakama çektik. Taşı da. Valla bir rüzgarla geldik. Harbi bir rüzgarla geldik oyuna. Enteresan oldu. Dediğim gibi İzmir benim için önemliydi. Bitkiyi çoğaltmak. Ve bitkiyi çoğaltırken de işte şu mısırı kopartamadım hala. Mısır çok büyük sıkıntı ya. Mısır'da bir de petrol de çalışıyor beyler. Böyle bir şey yok. Ama çok uzakta ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bu mısırı buradan alamayız. Bir de bu mısır mı lan? Ha mısır. Biz bu mısırı buradan alamayız. Bu kadar mısırla olmaz bu iş. Zaten hep yerlerde bunu kaldır abi. Şuraları bir öldüreyim mi? Dur muz ama buralar hep muz değil mi? Muz da iyi lan. Dur muzu hiç bozmayalım. Mısır büyük yerlerde. Mısır'a ne yapacağız ya? Mısır'a ne yaparız biliyor musun? Evet Mısır'a ne yapacağımız belli oldu. Geçmiş olsun. Motor var mı? Yok. Burada ufak adalarda mısır çıkmıyor mu ya? Ha burada mısır çıkıyor mesela bak. E oğlum burada mısır çıkar işte. Burada ufak da adası var. Mis gibi ne güzel. Mısır'ı buraya basalım. Alalım hep. Kötü mü? Yok. Niye kötü olsun lan? Şurayı uçur bakayım. Şurayı da uçur abi. Ya buranın etrafını da alırız gerekirse. Hiç problem değil de. Şu kısmı da uçur. Burada şimdi ağaçlar var ya. O kısma girmeyeyim dedim. Burada niye bu kadar da ağaç var? Ben buradan ağaç falan mı alıyorum? Yoo. Hay Allah razı olsun be. Açtılar sonunda bir şeyler açtılar. Kardeşim. Ben buraya mısır bassam ne olur ki beyler? Burada motor yok ki ya. Şey benzin falan yok ki. Benzin burada var. Benzini bir de alıyorum ama patlamış. Hadi bir de buraya demir getireceğiz. Antalya'ya demir getireceğiz beyler. Mısır da basamayız buraya. Oğlum Antalya'ya demir getirin lan. Mısır basmam lazım bir yerde. Kardeş yetkili olan hangimiz? Ha, çıkın şu öne diyor. Öne gelsen yetkili. Al senin şeklini değiştir. Sen tam yetkili ol. Bize ne yapıyorsun sen biliyor musun? Motor yapıyorsun. Bayağı bir motor yapacaksın sen şimdi bize. Şuradan motoru da al sen. 10 tane motor al bize. 175 ver anam. Rıp tıp tıp devam. Ver motoru. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Zaten 4 tane oldu galiba. Tamam süpersin. Kardeş sen şimdi bu motorları şu çocukların arasına pay et. Adamsın. Jonathan Payet. Yaklaş lan Payet. Arada futboldan da atıyorum beyler. Olmadı menajerlik gireriz. Hastasıyız. Kardeşim sen şimdi bize motor ver.
Çünkü bu çocuk şeye gidecek. Ulan yeşil de istemiyorum ya. İyice yavaşlayacaklar. Mavi istiyorum ya. Full tamam bu güzel. Sen gel. Sen. O ne lan? Nereye yerleşeceksin? Ora nere lan? Ufak ada. Küçük ada. Küçük ada. Küçük ada. Kaç? 5, 3. Hayır. Hadi git oradan. Kaybol. Bir de küçük adalara yerleşiyorlar belli. Tabi diyorlar beni ya. Lan artistik yapma lan. Küçük adalara yerleşiyor. Küçük yerleştiği adada yemin ediyorum büyük adadan daha fazla şey var ya. Petrolle demir. Şey demir diyorum ya. Altın. Sahtekarlar ya. Bizi mi dolandıracaksın kadın? Kadın iyi kadın. Şey dana savaş açan Chico var ya. Ona yazılıyor ha. O oyun şeye döndü ya. İzdivaça döndü. Benim diyor aşk mektubunu diyor göndersene diyor şeye. Bente Jorgensen'e gönder diyor. O Chico var ya Chico. Ulan tam tehlikeli adam ha. Sahtekar yemin. Başladı mı lan bizim şey? Oy canım benim ağzını yerim ben senin. Yapıştır. Şimdi verir 10 milyon paramız var. Hastasıyız. Artı 10 bin gelirimiz var. Peki biz başka ne yapabiliriz? Bir kere turist çekebiliriz. Turist istersek turisti çekeriz beyler. Biz turisti istiyorsak turist bize gelir. Tabii ki buradan da yakalayabiliriz turistimizi. Buradan da yakalayabiliriz. Tıp tıp. Şimdi buraya baktım burası olmaz. En baba en yakışıklı yer yine burası bir tık. Bir iki tane şuradan şey alırız. Şunları. Gelin bakayım siz. Sen burada dur. Sen de burada dur lan. Ben turist çağıracağım. Ben turist istiyorum ülkeme. Yatırım istiyorum ülkeme. Ver turistime. Gelsin beyler ufaktan turist. Ne oldu anam? Niye gelmiyorsun anam? İlla bir şey çıkacak değil mi? İlla bir şey çıkacak yani. E tamam. Gelmeyin o zaman. Gelmeyin istemiyorum lan. İstemiyorum beyler. Kusura bakmasınlar. Gelmesinler. İstemiyorum ben. Cankuş Antalya'ya demir göndersene. Birader aciz ya. Demir gönder. Allah Allah. İnşallah bu gemileri unutmayız. Antalya demir. Let's go. Üç gemim daha var. Elimde üç tane yakışıklı gemi var. Bunları artık ihtiyaç dahilinde kullanacağım. Tekrar bakıyorum. Artık şeye dönmeyeyim. İstanbul'a pek bakmayayım. Buradan devam etmekte fayda var. Çünkü ne dedik? Bize mısır lazım. Mısırı kopartmadan herhangi bir işlem yapmama imkan yok. Çünkü verim yani tarlayı daha yapamadık. Bakın biraz arttırdık şeker kamışını. Görüyor musun? İş nereye gitti? Buraya ha gönderdiğim gemiler de gelmiş. Yani ne eksik diyeceğim? Traktör demiş. Hani o kadar çok motor lazım ki an itibariyle. Bu mesela nerenin tarlası? Kauçuk. Kahvede durum ne? Kahveyi yukarı aldık ama çok tatlı değil. Kahve burada motorsuz olan şu. Gel. Sen de motorlan. Bakın iki motorum kaldı. Abi daha çok motor getirmen lazım. Sen bana dur boş gitme lan. Şimdi artık biz şeyde çıkarttık ya. Fuar da çıkarttık. Fuar bir şeyler ister. Enteresan istekler var biliyorsunuz fuarın. Muz falan filan istiyor. Arada bir de tortilla istiyor. Ha bak tortillayı biz neyle yapıyoruz? Mısır yok değil mi artık tortillada? Ha yok mısır var hala ya. Mısır baksana beyler yemek çıkmıyor ki abi. Yemeği burada yapamadık ya. Kafayı yiyeceğim ya. Mısır nereden? Ulan mısır getirsem de şöyle bir şey var. Buradan çıkar mısır? Yok buradan da çıkmaz. Benzin olan bir yer lazım. Buradan çıkar mı? Buradan çıkar. Burada benzin de var. Çalışıyor mu peki benzin? Yaptık mı? Hiç yapmışa benzemiyoruz vallahi benzin falan filan. Bakayım. Burası boş. Buralar boş. Yok hiç elimi sürmemişim. Adayı almışım elimi sürmemişim beyler. Zaten biz böyle oynuyoruz. Adayı alıyoruz elimizi bile sürmüyoruz yani enteresan. Zaten bizim en büyük yanlışımız da bu. Ama diyeceksin niye elini sürmüyor? Hızlı oynamak lazım. Hızlı oynamaya çalışıyoruz ya. Biz bir de orada bayıyoruz. Valla tek kaçar yol burası görünüyor Mısır'da. Onu da söyleyeyim. Şu bitkilerin karşısına aynı bu şekilde mısırı atıyorum. Yanlarına da traktörleri verip geçiyorum beyler. Muğla'ya unutturmayın bana şey getireceğiz. Siz söyleyin adını. Malzeme yığacağız yani kardeşim.
Açılmıyorsunuz bir de. Taş lazım. Yani şimdi seni nasıl yapayım ki ben buradan geçirmiş ol. Şöyle yapayım o zaman dur. Kardeşim sana buradan yol veriyorum. Bak. Siz kimsiniz lan burada? İki kişi. Çıkın gidin lan buradan. Yaklaşın şuraya. Ha, üzmeyin beni ya. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Buradan rayları geçirmem lazım. Ve rayları burada bağlayacağım yer te burası. Yani şurayı açmam lazım. Açarız. Önce şurayı bir alalım. Buraya doğru genişleyeceğim için ben şurayı şöyle bir alıyorum. Bu çocukları da alıyorum. Lego gibi. Bunları böyle birleştireyim. Niye böyle birleştireyim? Hiçbir fikrim yok ama şöyle bir dursunlar. Şimdi Cankuş seni de buradan uçuracağız. Yolu al bakayım. Güzel. Depoyu da şöyle çekelim. Depoyu gerekirse buraya atarız ya. Depoyu uçur şimdi bakayım. Şimdi bak. Ray atacağız ya. Şu an ray atamıyorum. Taşım yok. Taşım olmadığı için ray atamıyorum ama ben bunlar için bir yol ayırıyorum buradan. Rayları şuradan şöyle çıkarttığımı düşünüyorum. Buradan iki geldi. Şimdi rayı nereden getireyim? Düz getireyim rayı. Buradan döndü bu ray. Şuradan geçiyor bakın. Şu iki boşluk rayın geçtiği yer. Aynı şekilde buradan geçiyor. Şuradan iki tane boşluk bıraktım. Bu boş alandan geçecek sürekli ray. Buraya geliyor. Buradan buraya bir şekilde bağlıyorum ben bunu. Burada okey miyiz? Okeyiz galiba. Şimdi dostum burada peki benzin var mı başka? Yok canım artık bir olması. Ha burada var. Okey tamam burayı bir şekilde zaten gene hallederim. Şimdi buradan bir yol veriyorum. Bağlantı yapmam lazım ya. Aynı şekilde çalışsınlar diye. Şimdi dostum. Mısırı ver bana. Mısırı verin bana yoksa ben kafayı yiyeceğim burada. Mısırı verin bana. Cankuş, sen buradasın. Sana ben motor da verdim. Seni buradan böyle çektim aşağı doğru. Ne diyorsun? Yana mı çekeyim? Yana da çeksem fena olmuyor gibisin. Yana çekeyim, boşluğu mu doldurayım? Boşluğu doldurmayayım. Boşluğa belki bina gerekir burada. Bina atarız. Pek de bina lazım olacak gibi durmuyor ama şu nüfusa göre. Ben yine de doldurmayacağım orayı ne olur ne olmaz. Kardeşim sen düzgün efendi gibi, paşa gibi gel. Tek çizgi çek. Yuh. Bu ne oğlum 252'ye gitti. Nereye gidiyorsun ya? Burası okey mi? Ha 252 burada okey. O ne lan öyle? Bu kadar büyük müydü ya? Kardeş bize seriden mısır getireceğiniz de ulan bu mısırı nasıl getireceğiniz bana ben de çok merak ediyorum ha. Heh bak bu tam oldu ha. Bu çok yakışıklı bir tarla oldu. O yüzden bu tarlayı hiç beklemeden beyler şöyle copy paste. Aynen copy paste. Aynen kardeşim aynen. Hemen şurayı doldurayım. Your ship has returned from its voyage. Dur be oğlum bir dakika. Kızmayın ulan. Yapıyoruz hepsini işte. Vallahi abi Mısır'ı kopartmamız lazım. Yani burada zaten ben bir kere başlarsam Mısır'a bu adayı Mısır tarlasına çeviririm. Mısırlılar burada oturacak artık. Hadi geçmiş olsun. Pardon beyler. Pardon. Şurayı doldur anam. Oğlum düzgün doldur lan. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha atacağım beyler. Bir tane daha atmam lazım. Ha şimdi biz bir sürü biliyorsunuz gemi bastık ya. Bir sürü gemi. Oğlum dur motorunu vereyim ben senin motorunu vermedim. Bir İstanbul'da var ya full motor basacağım. Şimdi bir isyan başlatıyorum İstanbul'da. İstanbul isyanı başlatacağım. Şimdi her tarafa motor yığacağım. Hadi geçmiş olsun. Şimdi bir tane buraya. Burada bir depo görüyorum. Şunu şöyle bağlayayım bir tane buraya. Ay taş yok. Tamam güzel peki gel İstanbul'a. Muğla'ya beyler.
Can kuş, Muğla'ya. Sen şunları sal bakayım buraya. Ne var burada? 10 tane motor. Al kardeşim. Silahları al. Bu silahı da al. Bir tane daha silah al. Sen bu şekilde git. Muğla'ya gidiyorsun. Yeni dünya. Artık çalışacağız beyler. Dikkat edeceğiz. Şimdi sen benden taş istiyorsun. Refakat görevi yapmaya çalışacağım. Bulursam yaparım kardeşim. Arsız yapmayla. Taş aldın gittin. Aynen Muğla'ya. Demir alıp gidiyorsun. Aynı şekilde Mığla. Let's go. Artık bütün adaları sömürme vakti geldi abi. Benzininden, petrolünden, hangi tarladan ne çıkıyorsa, hani topraktan hangi verim geliyorsa onları alacağız abi. Yani almadığımız için zaten hani şu an sıkıntıdayız. Ha tabii diyeceksin ya ulan demir yok, cart yok. Evet abi onlar yok maalesef şu an için. Motorun sadece pirinç ve demir ürettiğini kullandığını görüyorum. Bana bir tane depo verin. Hemen bakıyorum. Demir gayet güzel geliyor. Cam yerlerde pirinç full. Cama ne oldu lan? Hadi selamun aleyküm. Şimdi burada 3 tane cam gördüm. Camcım kum kullanıyor. Kum var mı? Kum var. Peki camcı niye kullanmıyor bunları? Kaç tane cam var? 5 tane. 5'i de burada. Güzel. O zaman 1, 2, 3. Selamın aleyküm. Al kardeşim sana. Biraz daha. Fabrika. Hadi geçmiş olsun. Geçtik mi bu karşı adaya da? Geçtik vallahi beyler. Burada da elektriği bulduk. Artık bu tarafa da geçeriz. Şimdilik bir bekleyelim. Pencerem bir gelsin. Hiç acımadan görüyorsunuz. Çat 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 atıyorum. Vallahi iyi zamanda gemi bastık. Şu şeyi atlatamıyorum. Bak burada takıldı. Söyleyeyim. Takılı kaldım demeyeyim de. Şuradaki tarla işini, mısır işini çözdüğümüz an. En düşük mısır baba ya. Böyle bir şey yok ya. Mısırı çözdüğümüz an biz şuraya geleceğiz. Burayı yapacağız bak. Kim baba? Burada babalardan bir tanesi kalamar malamar ya çıkartıyordu ya. Kalamarcı neredeydi? Burada kalamar yok. Bak o kalamarcıyı da nasıl buluyoruz biliyor musun? Gel bakayım sen buraya. Nesnelere geliyorsun. Alayını göster diyorsun. Biz de şimdi şu kalamarcı var mı? Hemen bakalım. Kalamar yok abi. Biz almamışız onu. Sarı bir çocuktu çünkü o kalamarcı. Biliyorum almamışız onu. Nereden buluyorduk lan biz o kalamarı da? Allah Allah hatırlamadım ama dur bakalım. Kalamarın nerede olduğunu, hangi adada olduğunu falan filan hepsini beyler gösteriyordu. Bu yoksa şu çocukta mı ya? Burada mıydı lan? Burada da olabilir. Tam şey çıkartamadım şimdi yalan olmasın da. Burada da olabilir. Şu eski dünyaya gel bakayım. Benim gemi nerede lan burada? Aa benim Battle Cruise nerede? Battle Cruise burada. Oğlum sen hayırdır lan burada ne işin var? Sen şeye gel o zaman. Buraya gel. Geldiğinde de öt. Sen şimdi yetkili biri oldun. Bu kim? Oo, Antalya'ya demir. Güzel. Sen de aynı şekilde buraya gel. Biz bir şeyler bulalım. Kullanalım abi. Yoksa olmayacak. Antalya'ya hemen şurada benzini açalım. Nerede Antalya? Antalya nerede lan? Ha, Antalya burada. Benzin. Aç baba. Başka çatlayan patlayan bir yerler var mı oğlum? Bana söyleyin ama bunları ya. Büyük ihtimal siz söylüyorsunuz da ben pek sallamıyorumdur. Ben kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin yani. Aslında devlet çalışıyor. İşleme tıngır mıngır devam ediyor da biz bakmıyoruz ya. Burası neresi lan? Ha burası bizim adı. Küçük adam. Oha o kadar tanımıyor muyum? Eyvah ya. Kardeşim sizi bekliyorum ama ben onu söyleyeyim. Artı 4000-5000 düşüşler başladı. Hastasıyız. Abi Taburim'e gidelim mi? Taburim'e ben bir gideyim. Şu kadın benim payı alıp duruyor. Almış mı pay? Yok almamış bir şey. Alsaydı bir ağzını kırıp. Ulan 200 motor var burada. Sen kimsin? Boşta gemi var mı? Boşta gemi verin lan. Şu yürüyenlerden birini ver. Gel yürüyen. Hop çabuk. 200 motor burada ne yapıyor baba ya? Ya şimdi ulan vereceksin 200 motoru da.
Daha önce İzmir baba ya. Şimdi dur bir dakika, sen ver şu motorları bize lan. 200 tane motorun ne işi var senin? Versen 200 motoru biz onu İzmir'e yapıştıralım, bir nakşedelim. Sonra geleceğim sana, dur motor vereceğim ben ya. Acaba İstanbul'da kaç motor oldu? Dur ona da bakmak lazım bir yerde. Tahta gemim çalışıyorum benim. Bu değil lan. Bu niye burada duruyor ötede bir yerde? Oğlum yaklaşsana. Ondan sonra beni vurdular abi. Bana vuruyorlar abi. Abi değil lan, başkan diyeceksin. E nereye atacağım ben bunu? Ha buraya. Silah da yok burada. Buralara silah yığmam lazım. Tamam hadi sen burada dur hadi. Siz burada. Abi bu da geldi. Demir yok. Taş yok. Taş çıkmıyor mu burada? İki tane taş var lan burada. Aa nasıl? Bir dakika. Aa sıfır kullanıyor Obrero. Aa Obrero işçim yok burada. Ne yapmışım lan ben Obrero'ları burada? Nereye kullanmışım ki? Allah Allah çok enteresan. Obrero'lar nerede çalışıyor burada? Sıfır diyor. Abi maden falan mı açmışım? Dur çok merak ettim. Burayı bir ben araştıracağım beyler, bir bakacağım. Benim gemi geldi mi? Canım gemi. Bak sahtekar burada ya. Ulan bu çocuk herkesten önce geldi ha. Helal olsun. Kardeşim bana güzel bir şey verin Allah rızası için. Bu kim lan? Balıkçı inci çiftliği. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bunu geç, bunu geç. Tortilla fırını o kullanıyorum zaten. Bu kim? Kızarmış muz mutfağı ekstra mal veriyormuş. Bakın, çikolata veriyormuş. Gel kardeşim. Sen iyi birisin. Seni yerim. Gel. Çikolata fabrikası da bize bina şeker yerine kahve çekirdeklerini işler diyor. Ekstra da kahve verir diyor ama yok abi o topa giremem. Şu anda kahve çekirdeklerini oraya atamam. Bakın maliyetini düşürüyormuş pro fabrikalarının. Geç. Panço geç. Burayı at gitsin abi. Kakao verimi geç. Ya aslında güzel şeyler var bunda. A bak tarlalardan kırmızı biber, patates ve üzüm veriyor. Ama hangi tarlalardan? Kakaodan, kauçuktan, pamuktan, kahveden, muzdan. Fakat hasyanda tarlalarını etkilemiyor diye biliyorum. O yüzden bizim pek kullanacağımız bir kardeşliği bu. Bunu anlamadım. Bu neydi hatırlamıyorum. Maden arayıcısı demiş ama işte maden attığınızda ne veriyormuş size? Bakın maliyetini %50 düşürüyor. İnci çiftliği geç. Şurada ne var? Çikolata var geç. Oğlum burada da güzel bir şey yok ya. Şu bir hani ama çok kullanacağımız da bir şey vermiyor be. Rom'da bakış %10 maliyet düşürüyormuş. Alpaka pamuk var verim demiş. Verim %10 artar geç. Tüm kömür fırını geç. Sen kimsin? Oğlum hiç güzel bir şey yok mu sende ya? Beyaz bayrağı ne yapayım lan? Oduncu kulübeleri pamuk verilmiş. Tüm oduncu kulübeleri ve tüm kömür fırınları. Yani çok yok ki zaten bende pamuk versin bundan. Buharlı kamyon montaj attı. Ha, bunu teşeye göndereceğiz İstanbul'a. Bakın maliyetini arttırıyor, onu arttırıyor, bunu arttırıyor. Ne yapıyorsun ya? Bu var ya, inciracı diker ocağımıza. Bu hiç iyi bir abi değil, iyi bir abla değil. Vallahi bir şey yok burada. Sadece kızarmış muzdan başka bir şey yok. Böyle bir... Sen şunu da ver. Sen şunu da ver bize. Bak gene eksiye gitti zıbıttırık. İstemiyorum oğlum. Hiçbir şey vermedi bu kadın. Ha, şunu ver bana. Madenlerde %100. Bak gene taborimden bir kısım aldı, gördün mü kadın? Bırakın şimdi burayı. Taborimi ben bırakmam oğlum sana. Manyak mısın ya? Bununla böyle papaz olacağız işte beyler. Yavaş yavaş. Aa dur, taborim dedi. Kadın bizi uyandırdı. Allah razı olsun teyze. Şuradan sen bana motorları versene, İzmir'e getirsin. Cankuş yeni dünya İzmir. Hadi bakayım yavrum bir daha. Sen de hiçbir şey yok ki lan, senlik bir şey yok. Buradan bir şey alamayız biz ya amca. İnci çiftliği geç. Kızarmış muzu veriyor yine. Şeker kamışı ekimi, tütün ekimi ve mısır çiftliği %15 verim artı kakao veriyor. İşte Hacienda'yı yine etkilesen iyi de. Valla ben gidiyorum, burada bu kadar bir şey bulabilirim. Pro fabrikası iş gücünü düşür. Al bunu. Al bunu abi, pro fabrikası iyidir. Şeker kamışı demiş. Tüm hayvan çiftlikleri %10 verim. Yani hiç. İnce çiftliği iş gücünü düşürüyormuş %50. Sen de gel. Sen kimsin? Kakao geç. Sen kimsin? Marangoz. Bu neydi ya? Kakao. Yüzde?
7. Lan ben de %70 canım. Ha, %50'lik amca buraya da geldi. Sen gel bakayım şimdi. İki geminin güzelliği. Şu %50'yi ver bana. Tüm oduncu kulübe. Geç. Bakayım geç. Melon şapka. Bina keçe yerine alpaka yünü işler. Melon şapka. Gel kardeşim meloncum. Tüm tersine geç. Beyler bayağı bir adam yakaladık. Şaka maka bayağı güzel bir adam yakaladık yani. Bakacağız şimdi. Bunları bir yerli yerlerine atmaya çalışacağım. Çocuğum İzmir'e gel. Zaten her şey İzmir için. İzmir'i toparlarsam ben yürüyeceğim. İzmir'i toparlamaya çalışıyorum. Ha, biz ne dedik? Muğla'ya gönderdik değil mi? Yok, Antalya mı gönderdik? Ulan tarlalarını yaptık. Muğla'ya yaptık. Ha. Şimdi Muğlacıların geldi mi gemileri? Muğla gemileri bakın geliyor. Bak. Muğla gemileri full geliyor. Hastasıyız. Hastasıyız abi. Bunlar neredesiniz siz şimdi bakayım. Yaklaşmışlar. Bayağı yaklaşmışlar. Sırayla da geliyorlar. Muğla'ya bunlar gelsin. Şimdi buradaki Mısır'ı ben arttıracağım. Daha da arttıracağım. Ha, şuradan bir tanesini uçuracağız ama bunların. O da niye? Biz burada uyuduk. Hemen şurayı şöyle. Bakın bağlamak için. Burada uyuduk. Bağlamayı unuttuk bunları. Burası beyler. Yine bir tarla olabilir. Bir tarla sığdırırız buraya. İki tane altın madeni varmış. Hatta bir tane de sendika atarsak cayır cayır çalışır. Şu gemiler geldi. Onları da bir boşaltalım. Lan 3 gemi destek veriyorum. Daha ne yapayım oğlum, manyak mısın ya? Aa, depo yok. Taş getirdim mi? Ulan benim kafam çalışıyor. Yemin ediyorum çalışıyor ya. Helal olsun. Taş da getirmiş. Kardeşim benim, adamsın. Kendimle konuşuyorum yanlış olmasın. Hiç umursamıyorum. Rastgele atıyorum. Zaten 10 tane taş istiyor. Boşalt 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 boşalt. Ne varsa boşalt boşalt. At abi at abi at abi. Cepte ne varsa çıkar. Seri gidin İstanbul'a. Sen de bunu takip et. Sen de bunu takip et abi. Hadi kaybolun şimdi. He bak şimdi dur. Sen kimsin lan? Sen dur. Sen gitme. Siz ikiniz İstanbul. Tamam siz gelin. Şimdi şöyle bir şey oldu. Mısırları alıyoruz. Gemi yok abi. Mısırları İzmir'e indirmesi lazım. O işe de bu bakacak. Muğla'dan Mısırları salacak baba. Hunharca İzmir'e. Burada deliler gibi Mısır çıkartacağız gördüğünüz gibi. Başka çaremiz yok. Be kardeşim be, ne çalıştık ya, ne çalıştık be. Demir var, güzel güzel. Bak şimdi buradan ben şey çıkartırım. Şu petrol de buraya bağlarım. Şu petrol de nasıl bağlayacağımı zaten size söylemiştim. Hatta durduk yere ben onu da bir yapayım. Öyle kaçalım. Çünkü bölüm çok uzun oldu ama bölüm bayağı bir aksiyonluydu lan. Savaşla mamaşla cartla curtla var ya. Yıldırabileceklerini zannettiler bizi. Yermeyen dolu çocuğu. Az daha peşimizi çekiyorlardı. Şimdi dostum sen buradan geldin. Sen şu üstten git. Evet sen üstten git. Üstten giden Ray Malifalitiko sensin. Burayı bağladık. Burayı bağladık. Burayı bağladık. Burayı bağladık. Burası okey. Hastasıyız. Sistem budur beyler. Bak aslında var ya, bunu her haritada yapsaydık böyle hiç sıkıntı çıkmazdı. Bak mis gibi yer oldu. Vallahi 10 numara oldu ha. Bak ben beğendim beyler. Eğer siz de beğendiyseniz bir like alırım videolara. Hastasıyız. İyi bağladın değil mi? Ha, eskiden bağlamacıydım zaten. 10 numaras. Kardeşim bunu da bağla. Oo güzel. Şimdi iş bir yere doğru gitti ama şaka maka.
Vallahi iş bir yere doğru gitti şimdi. Şuradan şu bağlantıları yapmak önemli. Bir şey söyleyeyim mi? Şu yani haritayı komple taş yapmam lazım. Burayı komple taş yaparsam bakar mısınız? Ulaşım falan filan burası müthiş olur. Herkes her yere ulaşabilir ve ben bununla uğraşacağım gerçekten. Tabii bunları ben size artık yeni bölümde falan filan gösteririm. Oo, müthiş taş gidiyor yalnız. Bakar mısınız? 80-89 tane taş aldım. İnanılmaz taş gidiyor. 60 tane taş gitti tek yola. Şey pardon, 20 tane taş gitti. Bakın 40 da gitti buradan. Buradan bağlasak. Maşallah. E bitti zaten. Taşı bitirdik beyler. Vallahi taşı bitirdik. 2 tane taş kaldı. E iyi. Bayağı bir bağlama çektik. Devam edeceğiz. Aksiyona devam edeceğiz beyler. Artı 13K gelirimiz var. Fena değiliz. İzmir'i, Muğla'yı ayakta tutmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Şu ufak tefek görevleri muhakkak alın beyler. Adamlar enteresan şeyler istiyor. Yanı sıra enteresan da bunların karşılığında malzemeler veriyorlar. Şimdi bu şehirde bir yerde alpakalar varmış. Onu bulmamı istiyor benden. Fakat ben şimdi bunların alpakasının bir tanesini buldum. Ha, bulabileceğiz lan galiba. Yanı sıra kendi aralarında da savaşları var. Ha, onun da hastasıyız. Ve 3 tane alpakayı hemen çektik. Gördüğünüz gibi dalgıç verdi. İnci çiftliğine %10 verilmiş. E, teşekkür ederim kendisine. Çil çil mis gibi tarlaların içinden, mısır tarlalarının içinden beyler bu bölümün de sonuna gelmiş olalım. Beyler Anno 1800 öndük. Bu bölümde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.